Selamun aleyküm arkadaşlar. Sizi fazla yormak istemiyorum. Sizi fazla bekletmek istemiyorum. Onun için hemen konuya geçmek istiyorum. Biliyorsunuz ki Adana Ruh Sağlık Hastanesi'nde çekildiğim video 1,5 milyon izlendi. Onun için ben bir açıklama yapmak istedim arkadaşların yorum istekleri üzerine. Arkadaşlar ben Ramazan abiye ulaştım. Yani biliyorsunuz ki yani benim akrabam falan değildi. Sadece Adana Ruh Sağlık Hastanesi'nde tanışmıştık kendisiyle. Ben abisinin konuştum, görüştüm. Başına kötü bir olay gelmiş. Umarım en yakın zamanda o olaydan kurtulur. Yani çok yakında Ramazan abiyle tekrar bir röportaj yapacağız. Çok güzel konuşuyordu, çok güzel anlatıyordu. Hepiniz çok sevdiniz zaten. 10 numara yorumlar yaptınız. Hepinizin selamını götürdüm daha doğrusu ona. Arkadaşlar konuya da gelelim. Dediğim gibi yani Ramazan abi şu an başında bir olay var. Hastanede değil, taburcu olmuş bu arada size söyleyeyim onu da 10 yıllık hastaydı yani. Sonra taburcu oldu. Ama işte keşke şey yapmasaydı, başını belaya sokmasaydı arkadaşlar. Keşke başını belaya sokmuş. Arkadaşlar ben bunu nasıl söyleyeyim bilmiyorum ki siz o kadar çok sevdiniz ki biz o kadar çok sevdik ki. Yani onun cezaevine girdiğini öğrenmek gerçekten var ya yıkıldım ben gerçekten. Bilmiyorum siz nasıl tepki verirsiniz bilmiyorum ama abisinin dediği gibi ise eğer abisinin bize anlattığı gibi ise tabii ki en yakın zamanda çıkacak cezaevinden. Çok güzel videolar yapacağız Ramazan abiyle Allah'ın izniyle sizin sayenizde tabii ki siz kanala abone oldunuz, yorum yaptınız, hoş karşıladınız, ne bileyim siz çok sevdiniz, ben de çok sevdim. Onun için beklemede kaldım arkadaşlar. Ben de gönül isterdi ki ben hemen gideyim ulaşayım ikinci videoya atayım, sizi de beklemeye almayayım, yani siz de beklemeyin. Çünkü biliyorum ki hepiniz biz çoğunuz o video için abone oldunuz, yorum yaptınız, destek oldunuz. Çok teşekkür ediyorum ama işte bu yani siz bir insanı tanımıyorsunuz, ulaşmaya çalışıyorsunuz yani çok zor oluyor hani. Bir de aynı şehirde oturmuyoruz. O Tarsus'ta oturuyor. Ben Adana'da oturuyorum. Bizim şans eseri bir tanışmamız oldu hastanede. Bizim de anne Ayhan Ayhan diyor ya. O Ayhan bizim işte akrabamızdı, arkadaşımızdı. Biz o da orada yatıyordu, tedavi görüyordu. Onun yanına giderken o arada onunla da tanıştık. Ramazan abiyle de tanıştık falan. Arkadaşlar işte en yakın zamanda Allah'ın izniyle çıkacak. Çıktığı gibi biz de gideceğiz tabii konuşacağız. Geçmiş olsun dileklerimizi ileteceğiz. Sizin de aynı şekilde. Sizin onu ne kadar çok sevdiğinizi, ne güzel yorumlar yaptığınızı hepsini göstereceğim ona. Allah'ın izniyle yani beklemede kalın. İnşallah çok güzel videolar yapacağım Ramazan abiyle. Önce başını o beladan bir kurtulması için bir dua edelim ona. Çünkü biliyorsunuz zaten adam yani öyle kötü şeyler yapacak bir karakter değildi. Çok böyle saf şey davranıyordu, iyi davranıyordu. Diyorsun bak bir anda kendini diyordu ki ben işte kendimi bilmem nereye atacak pozisyondayım. İşte ben elimi kana bulamışım da bulamayayım da vesaire gibi konuşmaları hepimiz çok sevdik. Tabi arkadaşlar o Adana Ruh Sağlık Hastanesi'nde madde bağımlısı olduğu için yatıyordu. Yani bize öyle bilgi verildi akrabaları tarafından. Yani kötü bir huyu yok zaten çocuğu. Zaten o şey değil. O yani bir insanın canını acıtacak bir insan değildi bence. Onun için arkadaşlar bu Adana Ruh Sağlık Hastanesi videosu açıklamasını o yüzden ben koyacağım buraya. Siz şimdi izlerken zaten onu göreceksiniz. Adana Ruh Sağlık Hastanesi biliyorsunuz hepimiz çoğumuz biliyoruz yani madde bağımlıları genellikle orada kalır yani bu böyle deliyim işte vesaire gibisinden değil. Tedavi görmek için oradalar. 10 yıllık hastaydı Ramazan abi biliyorsunuz zaten kendisi orada söyledi ben 10 yıllık hastaydım falan diye. İşte arkadaşlar ulaştım sonunda abisiyle konuştum. Abisi bu durumu anlatınca ben gerçekten çok üzüldüm. Sizinle paylaşmak istedim bunu ama Allah'ın izniyle dediğim gibi en yakın zamanda tekrar onunla bir iletişime geçeceğim. Çünkü yakında birkaç gün sonra veya bayramda mahkemesi falan varmış bayramdan sonra. Serbest kalırsa Allah'ın izniyle biz gideceğiz oturacağız arkadaşlar.
Video çekileceğiz. Güzel bir şey yapacağız. Yine sizinle paylaşacağım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Güzel yorumlar, güzel dedikleriniz için tekrar çok çok teşekkür ediyorum size. Yeni gelenler için kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoya da mutlaka yorum bekliyorum. Çünkü sizin demeleriniz çok önemli. Siz Ramazan ayı ben ne sormamı isterseniz arkadaşlar yorum kısmına yazın. Ben tek tek kendisine yorumlar okutacağım ve sizin merak ettiğiniz konular varsa onları da yazın. Ben çünkü Ramazan abiden bunları paylaşmak istedim. Bu açıklamayı da onun için yaptım. Hani siz sürekli arkadaşlar işte Ramazan abinin ikinci videosu falan diye isteklerde bulunduğunuz için ben bu açıklamayı yaptım. Yoksa ben kendimi burada size göstermek veya işte kanalın sahibi benim, işte ben bu videoyu ben çekmiştim vesairesinden değil. İnanın gerçekten ben bunu çok içten söylüyorum. Öyle arkadaşlar, kendinize şu anlık çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Ramazan abinin inşallah en yakın zamanda çok güzel bir video gelecek. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın tekrardan. Hoşça kalın.